önce evin içerisi düzenli olması lazım ki dış politikada başarılı olsun diyenler, türbüne tersinden bakan, davulun kastağına vuran, atı arabanın ardına koşanlardır. İsim vermedi MHP lideri Bahçeli ama sert sözlerinin hedefi belliydi. Abdullah Gül. Dış politikası güçlü olabilmesi için bir ülkenin önce evinin içi düzenli olması lazım. Evimiz hamdolsun düzenlidir. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir üniversitedeki sempozyumda konuştu. Ne yazık ki ülke o hal şartlarında yönetilir hale geldi dedi. Her şeyi komplo teorilerine bağlamayalım çıkışı da hükümetin sık sık dile getirdiği üst akıl sözlerine gönderme mi sorusunu sordurdu. Her şeyi komplo teorilerine bağlamaya kalkarsak o zaman da ya o ülkeleri yönetenlerin hiç mi aklı yokmuş sorusunu sormamız gerekir. Allah herkese akıl vermiş. 2007'de Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeşim dediği yerde durmasını istiyoruz. Bu büyük mücadelenin lideridir cümlesini duymak istiyoruz. AK Partililerin tepkisi vekil düzeyinde kaldı. Erdoğan ya da Binali Yıldırım'dan Gül'e herhangi bir tepki duyulmadı. Bahçeli ise grup toplantısında Gül'ün evinizin içi düzenli olmalı sözlerini tekrarlayıp sert çıktı. Evimiz hamdolsun düzenlidir. Aksini iddia edenler varsa geçmişteki günahlarını affettirmek için özveri, öz eleştiri yapacak cesareti gösterebilmeleridir. Bahçeli Abdullah Gül'den öz eleştiri istedi. Yankısı ne olacak? Gözler Gül cephesinde.